Ah, hayır desene baştan. Bizim partide ne işleri var zaten anlamıyorum, değil mi? Ben de şaşırdım. Ha Dilan, annemler şimdi evde ya. Hı hı. Bak sakın öyle olay falan çıktı deme, tamam mı? Yok tamam, sen merak etme. Biz sıkıldık, geri döndük. Tamam. Hadi. Anne. Baba. Evde yoklar galiba. Dışarı çıktılar sanırım. İstersen sizinkileri ara bir. Olur, ararım. Bu çocuğun derdi neydi bizimle? Ben hiçbir şey anlamadım. Oho Dilan. Hangi birini anlatayım şimdi sana? Sana bir tabak hazırlayayım mı? Aç mısın? Yok. Yok, istemiyorum. Bir şey yemedim dedin ama. Yiyecek hal kalmadı zaten. Yapayalnız kala kaldım yıl başında. İyi yaptın gelmekle. Ben seni rahatsız etmedim değil mi? Etmedin. Hani değişir dedim, hani zamanla değişir ama zaman geçiyor, hiçbir şey değişmiyor. Cihan, bence şu an bunu düşünme. Yani çünkü şu an buna bir çözüm bulamayacaksın. Bak istersen sana yine bir şeyler getireyim ya da bir kadeh, bir şey ikram edeyim. Ya da televizyonda güzel bir şey varsa onu seyredelim. Hı? Sen hiç değişmedin. Eskiden de böyleydin. Ne zaman canım sıkılsa, ne zaman benim yüzüm düşse sen hep yani. Aa. Az kalsın. Unutuyordum, vermeden giderdim. Bunu sana getirdim. Açsana. Unutmaması. Sen unutmuş muydun? Unutmamıştım. Bir yılbaşında bunu bizim için imzalatmıştım. Sonra çok düşündüm sana göndereyim diye ama benim için. Benim için. Ben hani Zeynep'in yanında dedim yani gözlenerek olan. Sen hiçbir zaman yani ben seni hiçbir zaman unutmadım. Evet, yani ne yaşadıklarımızı, ne sen benim hep ilk aşkımdın. Evet, yani oraya buraya savrulduk ama sen benim hep ilk aşkım, yaz geçerim dedin. Şimdi bakın bu taşları alın. Tamam. Benim dediklerim çıkınca denize atarsınız. Tamam? Yalancı.
Size de aynısını söyledi değil mi? Siz birbirinizin kaderisiniz. Sizin kaderiniz birlikte yazılmış. Dediklerim çıkınca taşı denize atın. Evet. Ya senin bize bunu yapmaya ne hakkın var ya? Senin bizim umutlarımızı oynamaya ne hakkın var? Bizim bir farkımız yok değil mi? Herkes aynı şeyi söylüyorsun. Sırf para için yapıyorsun. Ya ne yapacaktım? Benim işim bu kızım. Benim işim insanların duymak istediklerini söylemek, onlara umut vermek. İnanmıyorum ya. Bu taşın bir anlamı yok. Sadece bir taş. Ona anlam yükleyen sensin. Benim tabii. Başka kim olacak ki zaten? O zaman bana niye kızıyorsun? Kendine kız. Doğru. O da doğru. Açmıyor yine. Merak etme, Kerem'in iyi olduğunu biliyoruz. Akseller gitmiş. Ya sorun o değil. Ne güzel beraber yılbaşı geçirecektik, eğlenecektik işte. Şu halimize baksana. Hayatımda geçirdiğim en kötü yılbaşı. Ben daha kötülerini de görmüştüm. Ben gidiyorum. Nereye? Kerem'in yanına. Ben ne yapacağım burada tek başıma? Ya sen de otur. Gelirim zaten hemen. Hemen geleceğim söz. Tamam peki. Eskiden bir sürü liste yapardım ben. Yeni yıldan ne bekliyorum? Ne istiyorum? Alt alta sıralardım. Sayfalar doldururdum. Bir türlü bitmezdi isteklerim. Mutlu olmak isterdim. Bir sürü arkadaşım olsun isterdim. Yüzüm gülsün hep. Hiç yalnız kalmayayım. Sevdiğim insanlar mutlu olsun. Hiç ayrılmasın. Ama bu sene Melis? Melis sen misin? Ya Melis ben sana gelme demedim mi? Yeni yıldan tek bir şey istedim. Tek bir şey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.